Şimdi bize bu fındığa böyle bir eziyetle toplatıyorlar. Buna devlet olarak doğru fiyat vereceğiz dediler. Canikli geldi Kemençe Şenliği'ne, Görele'ye bizzat. Giresun milletvekili olarak AK Parti'nin. Ama iyi bir fiyat verdiler. 9 lira fındık. Biz bu eziyetle fındığı topluyoruz. Ama satarken hiçbir şeysi yok. Kaldır vurdurma yemiyesi 300 lira. 5 günde vurdurdum burayı ben. 5 günde ne yapar? 1500 lirasa da kaldır vurdurma parası verdim. Ondan sonra gübre aldım. 500 kilo gübre hesap et. 74 lira gübre torbası. 74 liradan. Yani hesap et, 9 lira 10 lira fındık satacağız daha bu eziyetle. Yağmura çiğse ağa çiğse yağıyor. Ben burada fındık toplayayım. Yerde bıraksan olmuyor. Öyle ya, bu işte 5 kuruş etse gene kar değil. Yapacak bir şey yok. Zahmetimizi korumuyor. Zahmetimizi korumuyor. Bir 15 lira bari olsaydı bu fındık biraz canlanır. Bizi böyle toparlardı ama yok. Devlet katkı yok işte. Devlet bize böyle yaptı. Canikli vermedi işte bu. O yankı milletvekilleri de söz verdi hep ama yok. İbrahim Öztürk de söz verdi. Ama bu katkı matkı yok işte. Hiç fiyatı yok. Fındık fiyatı. Devlet bu fındıkla politika yapamıyor. Bir şey açılamıyor. Vermiş İtalya ile Almanya'nın eline. Almanya'da fındık mı var da Almanya'da borsa var. Ama bunları yapamıyorlar işte. Daha ne diyeyim işte. Görüyor halimiz böyle. Kaşta bayırda böyle fındık topluyor işte. Yapacak bir şey yok. Şu anda çiğse yağıyor. Şu anda yağmurda. Bugünkü yemeği doğrulttunuz mu? Yemeğe nerede ya? Topladığımız orada iki çuval. Kaç kişi var? Kasuklu fındık. Kaç lira olması lazım? Bak yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Oo. 3 çuval fındık topladık Öğlene kadar. Öğlenden sonra zaten. Fındık yok. Yapacak bir şey yok. Babayı da şunu da göster. Allah. O gelmez. Soysan ya. Hadi fındık işte. Bitti.